Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Road to the Knockout Bernardo Silva SBC'sinin nasıl olduğunu, yapılıp yapılmayacağını, kimlerin yapması gerektiğini, fiyatına değer bir kart olup olmadığını anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz ilk önce Bernardo Silva'nın nasıl şeyler istediğini, ne kadara mal olduğuna bir bakalım. Bernardo Silva 4 segmentten oluşuyor. 4 tane SBC istiyor sizden. Bir tane 82'lik bir SBC ve Road to the Knockout oyuncusu istiyor. Bunu Politano SBC'sini anlatırken de söylemiştim. Cruze SBC'si var. Hem Cruze hem Andre var. İkisini de yapabilirsiniz ama Cruze Squad Battles'da yapabildiğiniz için sadece 10 maçta halledebileceğiniz için çok rahat ama birazcık uzun sürebilecek bir SBC ve onu yaparsanız eğer 25-30K arasındaki Road to the Knockout oyuncularından birine para vermek yerine veya kulübünüzdeki bir oyuncuyu kullanmak yerine bunu kullanabilirsiniz. Bir tane informlu Manchester City oyuncusu ve 83'lük bir kadro istiyor. Portekizli bir oyuncu inform 84'lük bir kadro istiyor. Bir tane Premier Lig oyuncusu ve 85'lik bir kadro istiyor. Şimdi Bernardo Silva SBC'si 127K'ya mal oluyor. Şu anda piyasada olmuş olsaydı bu kart bu paraları eder miydi? İlk akla gelmesi gereken sorulardan birisi bu. Şimdi Bernardo Silva kartı eğer piyasada olsaydı, büyük ihtimalle özel kartı olsaydı bence bu fiyattan pahalı olurdu. Yani özel kart olmasından dolayı daha önce de söylediğim gibi bu kartın 2 artı upgrade alabiliyor ihtimali olmasından dolayı böyle bir durum olabilir. Şimdi Bernardo Silva çok bilinen, sevilen oyunculardan biridir. Bernardo Silva yıllarca oynanmış, çok çok iyi driblinge sahip ve oyuna etki etmesi çok fazla olan oyunculardan biri. Yıllar geçtikçe oyuncunun istatistikleri birazcık düştü ama kart her zaman iyi bir driblinge sahip bir oyuncuydu. Şimdi buradan oyuncuyu birazcık değerlendirecek olsak 4 beceri hareketinin ve ilk problemi olan 3 zayıf ayağı geliyor aklımıza. Sol ayaklı ve 3 zayıf ayaklı bir arkadaş. Bunu unutmamamız lazım. İlk problem burada. Bir diğeri lean body type'ına sahip ve yüksek yüksek. Yüksek yüksek biz bu kartlarda pek istemiyoruz ama çok kötü bir şey değil tabii ki. Lean body type'ı muazzam ötesi bir body type. Yani bir dribbling yapan bir oyuncudan isteyeceğimiz her şeyi bu tarz body type'lar veriyor. Güçsüz, kuvvetsiz, ufak tefek ama bıcır bıcır. Böyle dribbling yaptığı zaman insanları mest eden bir oyuncu normalde. Gerçi bu seneki dribbling o kadar iyi olmamasıyla rağmen. Şimdi ikinci problemi hızı. Şimdi bu kart çok iyi bir istatistiklere sahip olmuş olsa da dribblingi çok iyi olsa da hızı yeterli değil. Yani bizim istediğimiz hızlardan birine sahip değil. Şimdi bu kart nerelerde oynayabilir? Bence bu kart ön dörtlünün yani forvet sağ sol kanat ve merkezi ofansif orta sahanın sadece forvet pozisyonunda oynayamaz. Diğer kalan pozisyonlarda oynayabilir. Fakat hızının düşük olması, hızlanmasının düşük olması bizi kanatlarda oynamaktan imtina ettiriyor. Dribbling iyi ama önüne topu atamıyoruz. Topu aldıktan sonra hareket edebiliyor. Yani ayağına topu alacak, ondan sonra iş yapacak. Çünkü hızı çok az. Bunun dışında da çok kayda değer bir problemi yok kesinlikle. Şutu yeterli, fena değil. Pası iyi, dribbling mükemmel. Bu arada 96'lık staminası da harika. Yüksek yüksek her zaman koşmak isteyecek, hem ileri hem geriye gelmek isteyecek bir adam için 96 stamina gerçekten çok iyi. Burada gördüğünüz gibi 56 gücü var ama lean body type'ına sahip birçok insan buna neden oluyor. Ufak tefek iyi dribbling yapıyor, sol ayaklı. Peki buradan bakmamız gereken şey nedir? Finesse shot rate'i var mı? Maalesef yok. Outside foot shot rate'i var. Eğer ki placid rate olmuş olsaydı çok daha iyi olurdu. Bu kartı oynatacaksanız mutlaka ama mutlaka şu anda yapabileceğiniz tek şey Hunter ile oynatmak olacaktır. Çünkü dribblingi zaten iyi. Pasını değiştirmeye gerek yok. Burada hızını mümkün olduğunca yükseltip şutunu da yükseltmek gerekiyor. Şimdi Bernardo Silva'da place shot rate olmuş olsaydı çok daha iyi olurdu ama çok iyi place vuran oyunculardan biri. Hagi gibi, Mbappe gibi, Neymar gibi, Puskas gibi şu anda aklımda olan, belki yanlış söylemiş ama
plase shot rate olmayan ama anormal plase vuran bazı oyuncular var oyunda. Bu da öyle bir oyuncu. Eğer plase shot rate olmuş olsaydı çok çok farklı olurdu. Şimdi burada size söyleyeceğim şey şu. Bu kartın değerlendirirken şunu unutmamamız gerekiyor. Fiyatı normalde piyasada olması gerekene göre uygun. Güç eğrisinin hemen üstünde bir kem pozisyonunda oynatabileceğiniz en iyi oyunculardan biri şu anda. En mükemmellerinden değil ama hani bu fiyatlara göre oynatabileceğiniz en iyi oyunculardan biri. Linkleri birazdan geleceğim. Çok iyi linkleri tabii ki. Uzun vade oynanışı kısmı da burada hızıyla alakalı. Oyundaki hıza ihtiyaç duyduğumuz noktalar ne kadar devam edecek ve bu kart artı 2 alacak mı onu görmek gerekiyor. Benim fikrime göre kart gayet 3 hafta, 4 hafta kadar oynatabilecek. Kem pozisyonunda çok fazla alternatifin olmamasından kaynaklı olarak bu fiyatlara oynayabilecek bir kart olarak görüyorum. Peki linklerden bahsetmiştim ama ne demek istediğimi size şöyle anlatayım. Şu anda size gösterdiğim kartlarla direkt sadece yeşil link alıyor bu kart. Yani Phil Foden'ın informu, Gabriel Jesus'un informu, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Bruno, Mahrez, Kyle Walker, Cancelo, hatta Cancelo hyperlink oluyor. Bunlara link, yani tam bir link canavarı ve bir bu oyuncuyu linkleyememek neredeyse mümkün değil. Bu avantajı gerçekten çok değerli olan bir kart. Eğer sağ kanat veya sol kanat olarak gelmiş olsaydı kart daha büyük problemi olacaktı ama merkez olması gerçekten limitlerinizi zorlayabileceğiniz, istediğiniz gibi linkleyebileceğiniz, rahatlıkla uzun vadede bu sebeplerden dolayı da oynatabileceğiniz bir oyuncu. Ne demek istiyorum? Yani siz örnek vermem gerekirse basit bir oyuncuyla oynuyorsunuz. De Bruyne'e geçmek istiyorsunuz. Silva işinize yarayacak. Normal bir sağ kanatla oynuyorsunuz. Gabriel Jesus'a upgrade yapmak istiyorsunuz. Hala Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo'ya upgrade yapmak istiyorsunuz. Hala Bernardo Silva'yla linklenebiliyor. Gerçekten çok değerli. Şimdi bu kartı, bu parayı vermemizin sebebi bu kartın 88 olması değil, bu kartın canlı bir kart olması ve 2 upgrade alabilme ihtimali. Bu kart 85'in üzerinde olduğu için her upgrade artı 1 olacak. Burada 89 veya 90 olmaz ihtimali var. Peki bu ihtimal nedir? Dilerseniz ona bakalım. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City biliyorsunuz kolay bir grupta sayılır. Paris Saint-Germain, Club Brugge ve Leipzig ile oynuyor. Burada Manchester City'nin gruptan çıkmaması inanılmaz şaşırtıcı olur. Ki ben çıkacağını düşünüyorum. Burada asıl önemli olan 4 maçın 3'ünü kazanacak mı? İlk maçlarını kazandılar Club Brugge'e karşı. Hem de çok rahat kazandılar. İkinci maçları da Club Brugge'le oynayacaklar. Sonra Paris Saint-Germain'le içeride ve Leipzig'le deplasmanda oynayacaklar. Yani ihtimal var. Hem Paris Saint-Germain'i içeride yenebilirler hem de Leipzig'i deplasmanda yenebilirler. Ama tabii bir şöyle düşünüyorsunuz. Yani Brugge maçları gibi olmayacaktı Manchester City ve Leipzig maçları. Bu sebepten dolayı bir ihtimal almayabilir ama benim düşüncem bence hem gruptan çıkacaklar hem de 4 maçın 3'ünü kazanacaklar. Hatta kalan 3 maçın 2'sini kazanacaklar diye düşünüyorum. Çünkü kazanmak zorundalar da. O da çok büyük bir avantaj bizim için. Yani grup liderliği için deneyeceklerdir şanslarını. Ve Paris Saint-Germain maçını kazanabilirler. Paris Saint-Germain'in de içinde bulunduğu durumu düşünecek olursak. O zaman bu kart 90'lık bir kart oluyor. Gerçekten farklı bir kart oluyor. Hızı hariç. Keşke hızı birazcık daha upgrade gelmiş olsaydı. Normal altın kartından sadece bir fazla hız vermişler. 10-12 artı verilen kartlar var. Keşke buna da birazcık daha fazla verselerdi ama eminim oyunu bozmasından korkmuşlardır. Çünkü bu kart çok hızlı bir kart olmuş olsaydı lean body type ile, boyunun kısalığıyla, bu dribbling ile çok çok iyi olabilecekti. Benim fikrimi soracak olursanız şu ana kadar gelmiş en iyi 3-4 SBC'den biri olduğunu düşünüyorum ben Bernardo Silva'nın ve yapılabileceğini düşünüyorum. Fakat eğer ki Politano'yu yaptıysanız, eğer ki fikir yaptırsanız ben olsam bu SBC'yi heyet geçerdim. Sebebi şu.
Üçü de birbirine yakın oyuncular, birbirine yakın vücut tipleri, birbirine yakın dribbling, şut istatistikleri olan oyuncular. Üçü de aynı pozisyonlarda oynayabiliyorlar. Benim elimde fikir varken bu kartı yapmam lüks olurdu. Ha, sevdiğiniz favori bir oyuncuysa, takımınıza daha iyi uyuyorsa tabii ki yapabilirsiniz. Fakat bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bütün SBC'leri yapmamalısınız. Çünkü bu SBC'ler kullanılamaz hale geliyor. Eğer ki fikiri çok severek yaptınız ve şimdi de bunu yapıyorsanız fikirin oynayabileceği bir pozisyon pek kalmıyor. O zaman da yedeklere veya oynatılamayan oyuncu haline gelmeye başlıyor diğer SBC'ler ve verdiğiniz paralar direkt olarak çöp oluyor. Bu sebepten dolayı bu kartı yapmayı düşünüyorsanız diğer kartlarla ilgili olan şeylerinize bakmanız lazım. Şimdi bugün sizlere Bernardo Silva SBC'nin yapılıp yapılmayacağını, kimlerin yapması gerektiğiyle ilgili birkaç bilgi verdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıya linkleri bırakıyorum. Twitch kanalımda, Instagram'da, Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. İyi bakın kendinize, seviyorsunuz arkadaşlar.